Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer Dibine hoş geldiniz. 28 Nisan Cuma günü yapılacak İstanbul koşularını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Çay almaya gittik ama çay alamadan geldik. Çayın altını kapatmışlar. O yüzden biraz beklettik sizi dostlar. Kusura bakmayın diyerekten 9 koşulu programı bizler için sevgili Tuncer Berber değerlendirecek. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Canlı yayında ve herkesin huzurunda bizler için vakit ayırdığı için. Ve hoş geldin. Nasılsın diyelim Teşekkürler. bakalım. Çok sağ olasın Eşefçim. İyiyiz. Sıkıntı yok Allah'a şükür. Güzel inşallah işte programa çalıştık. Tabii bayağı Nasıl çalıştın? ya evet. Onun detayını verelim sevgili dostlar. Ben şu anda İstanbul'da değilim ama Tuncer İstanbul'da olduğu için yaşla ilgili gün içerisinde de bana söylemişti zaten kendisi. Devamını da kendisinden dinleyelim. Evet. Hava muhalefeti. Evet, yani hava bayağı serindi de bugün ve çok yağış da aldı İstanbul. Zaten geçen gün pist değişmişti, onun üstüne bayağı bir yağış aldı yine ve hava da soğuk. Yani bu soğuk havada zannetmiyorum, yani mantıken düşünüyorum, kuruyacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen sefer 2 gün yağış olmamıştı, hem de daha sıcak bir hava vardı. Ona rağmen pist değişmişti ilk başladığı zaman. Yarın için bilmiyorum 15 derece falan gösteriyor. Yani çok böyle bir yağış göstermiyor gibi ama kapalı bulutlu gösteriyor havayı. Zaten açmamıştı da bugün de. Yani yağmur dinse de açmamıştı. Bir güneş de görmedi. O nedenle muhtemelen grupta yarış olmadığına göre hepsi sentetiğe alınır diye düşünüyorum Çim Pist yarışlarında. Tahminimi de ona göre zaten çalıştım programada. En azından Yine de şey olursa hani bir Çim'de devam etme ihtimali bence çok az ama hani öyle bir şey olursa da gün içinde biraz ufak tefek güncellemeler yapma imkanımız olur diye düşünüyorum. peki ben de şöyle ilave edeyim sevgili dostlar. Biz tahminlerimizi sentetiğe göre yapacağız. Ama muhtemelen alınacak. Çünkü zaten şu var. Yağış göstermiyor ama yağan yağmur birkaç gündür muhtemelen çimleri de kesemediler. Tabii. Kesinlikle Muhtemelen. çimde biraz tehlikeli oluyor. Biz bir kere Kesinlikle. öyle bir çimde maç yaptık. Oh. Hı. Abi o kadar çok şey kayıyor ki anlatamam sana yani. Tabii. Çok ya, tehlikeli de olur dediğin gibi. Kesememişlerdir de büyük ihtimalle söylediğin gibi. Onun da etkisi olacaktır mutlaka Yağış değişmesinde diye düşünüyorum da. olmuştu. Yağış olmuştu. O, bizim gittiğimiz sahanın da çimlerini kesmemişlerdi. Bayağı sıkıntı yaşadık yani. Bayağı yaşadık Tabii yani. tabii. Kayar, kayar ya. Yani Güzel ama o çok çok zor. eğleniyorduk yani. Çok eğleniyorduk yani. Zaten biz Ya futbolu eğlendiği için yaptık. eğlenir tabii ama tabii yarışlarda Öyle olmuyor. İşte o yüzden bayağı evet bayağı bir sıkıntı yaratır muhalefet. zaten. Geçen gün sentetik pistte de iyi bir safkan gitti. Zaten o moralimizi Evet. çok bozdu. Yani yarış içerisinde Tekrardan yaşadığı ilgilerine geçelim. şanssızlık. Evet yani çok üzüldük. Şeyde de yani tribünlerde de bayağı bir üzüntü hakimdi. Yani ben çok oradan sonra zaten fazla şey olarak devam edemedim. Yani kafa olarak devam edemedim. Yani beni çok etkiliyor çünkü bu tarz şeyler. O zaman biz programa geçelim dostlar. Ama Tabii. bir tane vardı. Onu hemen Eşref geldi bir düşün. Geldim abi koşa koşa geldim. Soğuk sular geldim. Abdullah abi de selam Eşref ve Tuncer. Yarın için Tuncer'e de bol şanslar dilerim. Çok İnşallah diyorum. teşekkürler. Emekleri için şimdiden teşekkür ederiz. Tuncer kardeşim ödemiş. Sağ Sağ olsun olsunlar. Abdullah abim. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Çok teşekkürler. Çok Evet, sağ olsun. evet. Sağ olsun. Sağ ol. Ve dostlar saatler 17.10 bu arada. Şu hatırlatmayı da yapayım. Katılı özel Bursa yayınımız oldu. Bu yayın öncesinde sevgili Onur Altuntop değerlendirmelerde bulundu. Sürpriz isimleri öne aktardı. Bomba beklediği isimler cazip bir bankosuyla güzel bir kurgu oluşturdu. O yayın tekrarını izlemek isteyen dostlarımız bomba split ve tevzi seviyesinden katıl üyesi olması gerekecek. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani en azından aylık çok düşük rakamlarla birlikte bize destek vermiş olursunuz. Çünkü 3 gündür aldığım bir gazete var 6 lira olmuş. Reklamını Evet. yapmayayım. Evet. Ve de Olmuş. geçen gün var ya sinirden elim ayağım titredi. Bir spor haberi okurken. Ya bu kadar Evet. saçma bir haber yapılır mı Ya ben yani? zaten hiç Edeceksiniz beni. şey yapmıyorum.
Alıyorum. O Yani gazete alırsam alıyorum. At yarış sayfasını çıkartıyorum. Hatta aynen. o şey eki veriyorlar. İddia eki veriyorlar. Ben aldığım yere Onu bırakıyorum. Şey aynen. sararlar diye. Onu direkt bırakıyorum zaten. Hiç alakam yok. Altılıcı ve esnaf adam bunu Evet. yapar. Ben de şimdi Evet esnaf yani. oldum. Evet. Onu Parti bırakıyorum. için işte bırakıyorum oraya. Belki biri Aynen. alan, bir oynayan bırakıyorum. Gazete O alıyorum. kesinlikle. İçin bir göz geçiriyorum Beşiktaş sayfasına. Evet. Tamam, bakıyorum, okuyorum, okuyorum, okuyorum. Yalan. Fener'e, Galatasaray'a bakıyorum. Evet. Palavra. Bu kadar çok Vay. kötü, yanlış. Haber yapılma. O gazetede burada da benim Hı. uşak Almış mı? yırtmış Senin ses gider gibi oldu biraz. onu da şimdi kesme Dondun gibi. hastalığı başladı. Sen misin? Selamünaleyküm. Evet. Evet. Ben de Selamünaleyküm. toparladığı gibi. Evet. Selamünaleyküm. Tamam. Geldin mi? Benim çocuk da makas hastalığı başladı şimdi. Bak ya. Evet. Gazeteyi yırtmış, Evet. kenara koydu. Burada okuyacaktım onu var ya. Ya bu kadar saçma sapan. Yani sinirden böyle. Abi ya. Ya Abi ben bak. uzun zamandır zaten evet, Bu şey gibi çok düşün. gazete de almıyorum zaten de. Hani şey var Yani ya. eskiden gazete okumayı çok severdim. Ya ben hala alışkanlığı bırakamıyorum. Her ne kadar internet falan oradan bakılsa bile ben bu alışkanlığı bırakamıyorum. Kahvaltıda hafta sonu evde o sofrada ben o gazeteyi açıp bakacağım. Eski Evet. toprakların yaptığı gibi bize de Evet. aşılanmış, babadan gelmiş. Mecburen okuyoruz yani. Hani o şey el alışkanlığı artık. Yapacak bir şey yok. Evet, çok ben çok böyle şey yapıyordum da ya artık ya hiçbir gazete tarafsız kalmadı gibi geliyor bana. Herkes bir tarafları şey yaptığı için tuttuğu için mi diyeyim artık ne diyeyim? Ya bana keyif vermiyor. Yani Yani objektif bakan benim. pek şey yok. Tabii, yok yok. Hayır, objektif bakılmıyor. Genel olarak söylüyorum zaten. Hiçbir tarafa bir şey söylemiyorum. O nedenle eski gazete okuma keyfim gitti. Yoksa ben çok severim. Yani gazete, kitap, o tarz şeyleri. Eskiden İyi miydi? gelir insana. Ama Neyse. evet eskiler gibi. Eskiler gibi. Babam da çok okur. Rahmet. Öyle. Geçelim biz İstanbul'a sevgili dostlar. Koşulları değerlendirmeye başlayacağız. İki tane altılı gaynımız var. Bir mesaj daha geldi. Onu da okuyayım mı? İyi yayınlar olsun canlar. Cuma geceniz mübarek olsun. Herkese bol Çok şanslar. teşekkürler. Bey de hoş gelmiş. Yazdıkları gibi gelsin. Sağ olsun. İnşallah. Demiş. Sağ olsun. Deha da hoş geldin diyerekten birinci koşu detaylarına geçelim dostlar. Hazır mısın? Evet, hazırım. O zaman şöyle. Dört ve yukarı yaş tarafların şartlı 3 mücadelesi sevgili dostlar. Dişiler Ait ve 1400 sentetikte olacak. 2 numaralı Hupa'dan ve 3 numaralı Gökçe Hatun ekür olarak start alacağını hatırlatıp değerli yorumlar için startı verip sözü Tuncer'e bırakalım. Evet. Şefçim, 5 isim değerlendirdim burada. Önceliğim 2 numaralı Hopa'dan olacak son. Çim yarışında çok etkili olamadı ama sentetikte bu mesafeleri iyi koşan bir kısrak. Ben yarın ekürüsü de var tabii o biraz aradan gelecek şimdi Gökçe Hatun kaliteli bir isim. Aslında ama tabii biraz kondisyon eksiği olabilir yoksa grubun neredeyse en kaliteli ismi zaten. Hani kapıda 93 bayağı şey ama dediğim gibi yarın için bir yarış görme durumu olabilir ama Opa'dan için çok şey olacağını zannetmiyorum. Zaten kendine koşacaktır. Mert Gökalp Arslan binecek herhalde bilmiyorum yani. Şey Ahmet Çelik bugün de deklare oldu. Atlara da bu Mert Gökalp Arslan'ın deklaresi şey amaçlı mı o mu binecek onu tam bilmiyorum. Belki de kendisi binecek. Çünkü başka Yok. bir yarışta kesin bence değişecek de. Daha o büyük yarışta. Baytan. Evet, Vaytan. O kesin değişecek de. Burada Mert Gökalp Aslan da binecek olabilir tam anlamıyla bilmiyorum ama. Ben ilk isim olarak onu önereceğim. Daha sonra çok formda olan bir numaralı Çağlayan Şelale. Yani yine idman pistinde görüntüsü iyiydi. Yani kendi halinde ama aksiyonları iyiydi. Ben son iki yarışında kazanmış bir isim. Yine anlaştığı aprentisiyle zaten İbrahim Bakuş da herhalde Çağlayan Şelale'ye biniyor bir tek. Başka Ya biniyor mu bilmiyorum da.
Biniyor da şimdi ara sıra biniyor Evet. kafasına göre Ara de. sıra. Kafasına göre biniyor. Ya son yarışında at kazandı ya. Evet. Ya zaten yani çok şey atla neredeyse hiç bence etkisi olmayan arkadaşlardan biri diye düşünüyorum. Bir kere bu şeyde Bursa'da mı ne sürpriz bir yarış kazanmıştık. O Angel'lı bir at vardı. İlk ikisi ayırmıştı. Hatta sonra yasaklı madde çıkmıştı. Şey ama ganyan manyan acayip Evet. bir yarış kazanmıştı. Yani o gün de beni yatırmıştı o at. İki at zaten bendeydi. O şeyden gitmiştik. Ondan gitmiştik. Çok fena moralim bozan bir yarış olmuştu. Ondan beri bu arkadaşa hiç bir daha ısınamadım zaten. İlle dondum Evet. Zaten ya dedim bu kadar kötü bir gün işte at nasıl geldi demiştim. Sonra da dediğim gibi yasaklı madde çıktı. İkinci sıradan da onu önereceğim. Bir numaralı Çağlayan Şelale'yi. Daha sonra idman pistinde yine iyi gözüken daha kalitesini tam anlamıyla ortaya koyamayan 8 numara Toprak Su zaten Gökçe Hatun'da anneden kardeşi olan bir isim. Özgün Çiçek. Kaliteli bir isim o da. Ama dediğim gibi daha tam anlamıyla iyi yarışlarını göremedik bence. Yani bu grubun daha üstünde yerlerde koşması gerekir bence bu orijine göre. Aris Karataş da yine bence yarın yine iddialı olacak isimlerden biridir. Daha sonra 6 numaralı Sercan Altun. O da yine uyum sağladı ama bir türlü kazanamadı aprantisiyle. 52 kilo boş kilosuyla yarın için bu pistte iyi koşan bir safkan. Yarın o da son dördüncülüğünden sonra o günde Çağlayan Şelale ve Toprak Tutkusu'na geçilmişti. Yarın kilosu uygun. Çok büyük farklar da yiyememişti o gün için. Bence yarın şanslı olabilecek bir isim diye düşünüyorum. Bu sefer şeytanın bacağını kırabilir. Yani bu dört ismi öncelikle tutsam da bir de dört numaralı Gül Nisa Can diyeceğim. O da bu pistte fena koşmuyor. Son zamanlarda çok formda gözüken bir safkan değil ama ben yarın için bu grupta değerlendirmeyi düşünüyorum. 4 numaralı Gül Nisa Can'ı da son isim olarak önereceğim. Bu 5 isimle 2-1-8-6 daha sonra 4. Evet, o şekilde. Peki 2 numaralı Hopa'dan ilk sıradan geldi dostlar. 1 numaralı Çağlayan Şelale, 8 numaralı Toprak Tutkusu, 6 numaralı Selcan Hatun ve 4 numaralı Gül Nisa Can diyerek ikinci koşuya geçtik. Burası da bir 1500 sentetik mücadelesi. Evet. Maiden 3 yaş İngilizler ve Total'da 10 isim var. Bakalım nasıl değerlendirme gelecek. Evet, değerlendirmem şöyle olacak. Banko önereceğim ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ya. Ya kazanır ya kazanır ya kaybeder. Bu kadar. Net. Yok yok onu değil. İsmini. Trans Kantab. Tabrisio. El Transcantabrisio. Böyle galiba. Evet, 5 numara El Transcantabrisio. Asıl da hani böyle İspanyolca Yani olunca Tabrico. Tabrico mu? Bilmiyorum. Tabrisio da olabilir. Tabrico da olabilir. İkisi de olabilir. Ben yani nasıl Trans söylendiğine çok da dikkatli etmedim açıkçası anlatırken. Tabrico. Evet. O bakmadım da çok şeyine. İsmi nasıl telaffuz ettiğini çok gerçekten aklımda kalmadı ya. Anlatırken nasıl telaffuz ediyordu. Yani yarışı izliyorum da genelde sesini şey yapıyorum. Kısıyorum. Çünkü formalardan falan çıkartıyorum Evet. şeyleri, atları. Öyle diyelim ya 5 numaralı El Transfabrizio. Geçen yarışında da güzel bir yarış sergilemişti. Orijini itibarıyla da iyi bir isim. Yabancı orijinli bir isim ki bence çok fazla da Maiden'da kalmaz gibi gözüküyor zaten. Son yarışında geçildiği isim Edgar'dı. Edgar zaten bir önceki yarışında kazanmaya çok yaklaşmıştı. Biraz geç kalmıştı. Daha sonraki yarışında da kazanmıştı. Geçen yarış Akın Sözen vardı üzerinde. Bu sefer Gökhan Kocakaya ile katılacak. Ben yarın için 5 numaralı ismin kazanacağını düşünüyorum bu mesafede. Banko olarak öneriyorum. Peki ben de şimdi baktım. El Trans Can Tabrico olarak Trans geçiyor. Tabrico. Tamam. Evet, El Trans Can Tabrico. İspanyolca olduğunu varsayarsak hani Tabriso
Birazdan Muhtemelen evet. diyeceğim işte tabrikko. Onlar da tabrikko, paprikko. Evet. En Barış olsa azından. söyler bunun anlamı nedir? Bakmıştır. Banko'yu yazdık dostlar. 5 numara ve geçtik bir diğer koşuya. Aynı zamanda 7'li preslerin de başlayacağını hatırlatalım. İlk altılı gayanın 3. ayağı. Evet. 3. koşu şartlı 4. Dişilere ait. 4 gök araçlı İngilizler. Mesafeyi söylemiyorum. Sentetiğe göre değişebilir. Değişebilir. Evet. Yani Söz. sentetik olursa 1500 olur büyük ihtimalle diye 15. düşünüyorum ama sentetik olacağını varsayarak konuşuyoruz tabii ki. Evet. Yani 6 isim var. 4'ünü daha ön planda düşünüyorum. Yani 1 numaralı Angel of Island çok iyi yarışlar çıkartıyor gerçekten. Yani muhtemelen yine kazanmaya çok yakın olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim kafamda kilosu birazcık şey oldu. Soru işareti yarattı açıkçası. Yani iyi yarışları var tabii ki ama tek bırakamadım açıkçası. Yine Gökhan Kocakaya son 2 yarışını kazanan Gökhan Kocakaya ile devam etmiş. Gerçi bir önceki yarışında 58 kilo ile kazanmıştı. Ama o gün için şanslı olan isimler daha yakın kilolardaydı. Yani için 60 kilo ile katılacak. Ben yine ilk sıradan önereceğim tabii ki bu formuyla. Pardon. Angel of Island'ı. Bir çay içebilir miyim? Bir şey, boğazım şey yaptı, gıcık yaptı biraz. Lütfen, lütfen. Bu arada ben de detayı Ah, vereyim. kusura bakmasınlar. El Evet. Transcantabrico, Kuzey İspanya'yı geçen metrelik bir turist treni hizmetiymiş. Eski Öyle turist mi? treni olan tren 1983'teki açılışında ortadan kayboldu ve Renfe Operadora'nın da devraldığı 2012 yılına kadar İspanyol kamu şirketi FEVE tarafından yönetilen bir trenmiş. Kaybolmuş. Nasıl kayboluyor ya? Bizimki de Güzelmiş. kaybolmaz inşallah yarın bu bankomuz da Ya. kaybolmasın da. Şimdi bak düşüncelerim değişmeye başladı. Anlamına bakmadan banko vermeseydik. neyse. Yani şaka bir yana inşallah yani güzel bir İnşallah. şekilde koşup kazanır. Evet. Güzel bir bilgi oldu bizim için de. 1 numaralı Angel of Island. İlk isim olarak önereceğim ama yanına at önereceğim ben. İsteyenler tabii ki küçük onlar da misliler de değerlendirebilirler. 2 numaralı The Beautiful Ege. O da bu mesafelerde sentetikte iyi koşularını gördüğümüz bir safkan. 54 kilo ile katılacak bu yarışa. Son yarışında Angel of Island'a geçilirken oyun için Angel of Island daha uygun bir kiloyla katılmıştı. 55,5 kilo. The Beautiful Edge 57 kiloydu. Alem Ceylan'la Apprenti indirimine rağmen daha ağır bir kiloyla katılmıştı. Yarın 6 kilo fark var. Yine bu sefer Eray Çizik binecek ama Eray Çizik'in yani iyi indiğini biliyoruz. Ara ara şey olsa da, bocalasa da bence en ciddi rakibi olur diye düşünüyorum. 2 numaralı The Beautiful Edge. Daha sonra üçüncü isim olarak çok fazla bir yarış koşmasa da sentetik pistte hatta çim pisti de yapabilir. Yani çim pisti diye kaydetmişler zaten ama sentetik pistte de bence iyi koşabileceğini gösteren 9 numaralı Ragazzo. Özcan Yıldırım deklaresi var. Özcan Yıldırım da tabii çok tecrübeli bir isim. Yani son işinde de fena gözükmüyordu. Ben bu isimden de daha çok fazla tecrübesi olmamasına rağmen son koşusunda da dördüncülüğü gayet iyiydi. Yarın için iyi bir yarış bekliyorum. Üçüncü sıradan değerlendireceğim. 9 numaralı Ragazzo'yu. Daha sonra 6 numaralı Pür Dikkat diyeceğim. Bir türlü formunu bulamıyor. Çok daha iyi bir isim. Yani şu grupta bence yani en iyi safkanlardan birisi diyebiliriz koştuğu yarışlar açısından. Ama son koşusunda da çok fazla iyi bir performans sergileyemese de yani şöyle bir grupta ben yine de değerlendirmekten yanayım.
Geçen yarışında çimdeydi. Yarışında sentetik olursa yani iyi bir şeyin isminde iyi bir antrenörün elinde diyeyim. Zaten sahibi de mutlaka daha iyi koşacaktır gün geçtikçe. 6 numaralı tür dikkat 4. isim olacak. Yani küçük şablonlar için bu isimleri değerlendirmek istiyorum ama 3 numaralı Josephine ve 5 numaralı Kar Kızı da geniş kuponlarda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Kar Kız eski performansını çok fazla sergilemiyor. Yani kazandığı yarışlar var tabii, son dördüncülüğü var ama muhtemelen bir sıkıntı var o safkanda ki eskisi kadar iyi performanslar sergileyemiyor. Josephine de dediğim gibi burada yarışta biraz sürate binerse daha şanslı olabilir gibi geliyor. 3 ve 5'i de geniş kuponlarda ekleyelim diyorum. Evet. Selamünaleyküm. Var mı bir şey? Aleyküm selam. Ha, dondum mu acaba dedim de. Yok, donma yok Dondum mu? geldim. Öyle Dondum, mi? sen anlatırken dondum ya. 1-2-9-6'dan sonrasını alamadım. 1-2-9-6'dan sonrası 3 ve 5. Peki, o zaman biz de tekrar edelim dostlar. 1 numaralı Angel of Island ilk sıradan geldi. 2 numaralı The Beautiful Ece. 9 numaralı Ragazzo. 6 numaralı Pür Dikkat, 3 numaralı Josephine ve 5 numaralı Kar Kız sıralaması geldi. İkinci hafta geçmeden mesajlara bakacağım. Eski Tabii. hesap gittiği için yeniden açtım. Üye oldum demiş. Eyvallah. Çok sağ ol. Yani çok teşekkür. Bombaya da bekliyoruz. Dehacım, bombaya da bekliyoruz. Selamünaleyküm eşifim. Kolay gelsin. Tuncel'im de ağzına yüreğine sağlık demiş Cengiz abi de. Hoş geldin Teşekkür diyelim. ederiz, sağ olsun. Tuncel Bey'in son söylediği at benim, diğerleri sizin olsun demiş. Farkız. Muhtemelen çağlayan şeyler yok. Hopadan'ın olduğu yerde söyledi muhtemelen. Öyle mi? Ha. Evet, dakika olarak bakıyorum, biraz geçmiş. Uğur da selamun aleyküm, iyi yayınlar, bol şanslar Gülnisa diliyorum. Hocam. Hayır, Hopadan, Hopadan. Hopadan benim, diğerleri. Ha, son söylediğiniz ha. Son söylediğim varmış. Gülnisa Can, tamam. Gülnisa Hocam. Evet. Sen olsun abi. Ne kadar vasat dişi varsa burada. Burada aleyküm selam. Bol Sağ olsun şanslar. Uğur'da. Teşekkür Cengiz abi, ederiz. İspanya'nın en uzun treni anlamına gelir ama tren esrarengiz bir şekilde kaybolmuştur demiş. Eyvallah abim benim. İkinci koşuda Ben ben sağ de bir çıktı. Haberiniz olsun demiş. Sevket abi eyvallah. Yine Doğan abi de. eyvallah. İyi yayınlar Karakartal Eşref kardeşim. Tuncay kardeşim de hoş gelmiş. Ağzınıza sağlık olsun. Arkadaşlar lütfen beğeni yapalım. İkinci Emeği koşuda sağlık. bir numara mı dedi? İkinci koşuda Evet. bir numara. O da onun tercihiymiş. Bir numara çıkıyor şu anda. Abonelikle bedava demiş. Doğan abiye de çok teşekkür ederek. Evet dostlar, beğeniye bakıyoruz. Aa, çok ayıp. Üçte bir. Çok ayıp. Lütfen beğeni yapalım. Ve hala abone değilseniz de abone olarak desteklerinizi bekleyin. Bir 30 bin yapın da. Valla Hadi. Hadi orada diyorum. şey ikili falan önerirsek ben 2 ve 3 de öneririm yani. Evet, oraya Şey gelecektim ben. Yani biraz hızlı atladık. 5 numaralı yani El Transcantabrico. Arkası 2 evet numaralı yani Bahadır Bahadır 8. 8 ve Komo Estas Numaralı fena Güneş. koşmamıştı geçen yarışında. Evet. Yani İki ismi iki noktasında yazdık dostlar. 2, 3, derece 5'er. o şey kötü ama yani o atta bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Komestas fena bir şey Şey, gözüküyor bence. Çok yani bir fena bir şeyler şey. yapacak. Ha, Çok yazık. fena bir ata benziyor. Çok fena bir ata Evet, benziyor. Ben de evet. acım çekti. Peki dostlar, dördüncü koşu ikinci atı yani başlangıç ayarına geçiyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde handikap 16 mücadele olacak. 4 ve yukarı araçlar 1900 mesafede, sözde Tuncer'de. Evet. Ben yine 6 isim var ama ikisini ön plana çıkaracağım. Zaten direkt Hay ilk hay. baktığımızda bence şey o ikisi şeye çıkıyor. Ön plana çıkıyor diye düşünüyorum ben. Yani kalite olarak da birisi 5 numaralı Torhantay. Genelde kısa mesafelerde görsek de uzun mesafe yine tabii sentetik olarak düşünüyorum ben.
Kötü bir yarış çıkarmamıştı. Bir üçüncülüğü vardı şeyde. Sabahleyin altı koşuda dün de Azade ve Aydos'ta geçirmişti. Ama Fuat Aga, Ocakbaşı, Doğu Yıldızı gibi isimleri geride bırakmıştı. Bence oldukça uygun bir grupta 57 kiloyla koşacak. İlk sıradan onu önereceğim. Daha sonra bir numaralı Koca Polat zaten kalite olarak çok üst seviye bir isim. Her ne kadar çok ara verse de son yarışlarında toparlamaya başladığını gösterdi. Son koşusunda yine Eray Çizik binmişti. Bir önceki yarışında iç kulvardan güzel bir şekilde gelmişti. Sonlarda kondisyon pek yetmedi diye düşünüyorum. Dördüncü kalmıştı. Son yarışında da çok dışarıdan dolaştı. Orada da Ülgen Bey kazanmıştı zannedersem. İkinciliği son metrelerde kurtarmıştı Koca Polat. Mostar Köprüsü'nü geçip zaten o da Mostar Köprüsü'yle arası olan bir isimdi. Yine bu kiloyla ikincilik almıştı. Yarın için daha uzayan mesafede bence daha yarışı kısaltabilirse daha iyi olur diye düşündüğüm bir saftan bu. Ama kalitesi her türlü bu gruba yetecektir diye düşünüyorum. İkinci isim olarak onu vereceğim. Yani küçük kuponlar 5-1 şeklinde geçebilir diye düşünüyorum. Ama 4 isim daha önereceğim. Zaten ikinci altılının ilk ayağı. O nedenle de herhangi bir sürpriz de olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle 6 numaralı A Turbo diyeceğim. 56 kilo. O da bence Turbo yavrusu iyi bir safkan. Yani özellikle bence yarış çok hızlı gitmezse de onun da avantajı ne olur diye düşünüyorum. Ve tabii son zamanlarda çok açıkçası yani pek beğenmiyorum. Yani eski yani ilk çıktığı gibi gelmiyor bana ya. Atların tempolarını falan ayarlarken falan çok daha iyiydi. Son zamanlarda sanki gerçekten geçen gün zannedersem Fatih Varkal yazmıştı. Yani at kazanıyor gibi. Bence de öyle. Yani at kazanıyor sanki. Yani çok o eski katkısı bu aralar çok fazla hissedemiyorum ben de. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. A Turbo ama yine de uygun kilosuyla bence bu iki isimden sonra at yazacaksak en önce önereceğim isim olacak. Daha sonra 9 numaralı Cesur Buğra diyeceğim. Bomboş kilo. Müslüm Çelik zaten dediğim gibi sentetiğe göre koşacak Cesur Buğra da Müslüm Çelik bu kilolarda çok iyi binen bir safkan. Son yarışında bir önceki yarışında kazanmıştı. Kazanmıştı. Daha sonra kısa mesafede başarılı olamadı. Son dokuzunculuğunda da yani bir saniye geride geldi şeye göre kazanan ata göre ama yani aslında grubunda çok gerisinde değildi. Yani 10 atta 9. oldu ama çok da gerisinde değildi. Yarın hafif kiloyla Müslüm Çelik de bence şanslı olabilir diye düşünüyorum Cesur Uğur'a. Son isim olarak da 3 numaralı Ciğer Delen diyeceğim. Ciğer Delen de çok fazla son zamanlarda iyi yarışlar yapamadı ama enteresan bir safkan bence. Çünkü aniden böyle bir yarış çıkar birdenbire kazanabilir diye düşünüyorum. Sentetik'te de daha önce kazandığı yarışlar vardı uzun mesafelerde. Yarın için bir sürpriz gelebilir diye düşündüğüm isim 3 numaralı Ciğer Delen. Onu da son isim olarak önereceğim. Toplamda 5 isim geldi. Doğru mudur? 6. 6. 6. kim abi? 5-1 demiştim. 6-9-7-3. He, 7'yi atladık. Ha pardon 7'yi atladım ya. Evet. 7 numaralı oğlu Mutku. Pardon. Kusura bakma onu anlatmadım. onu geçtim evet ya ben şey nasıl atladık ya ilginç. 7 numaralı oğlu Mutku daha önce şey Ciğer Delen'den ben Ciğer Delen'in heyecanına kapıldım herhalde bu anlatayım diye. Arada pas geçtim ya 7 numaralı oğlu Mutku da Pişman Çizik de bir önceki Antalya'da yarışlar yapmıştı. Bir önceki yarışını güzel kazanmıştı Antalya'da. Son yarışında çok etkili olamadı ama bence yarın için Hışman Çizik de iyi bir yarış çıkartabilir diye düşünüyorum. Beşinci isim olarak Oğlu Mutku'yu önereceğim. Peki.
Dostlar, iki isim önceliğini yerine aldı kuponlarımızda. 5 numaralı Torhan Tay ve 1 numaralı Koca Polat dedik. Çizgiden sonra da 6 numaralı A Turbo, 9 numaralı Cesur Buğra, 7 numaralı Oğlu Mutku ve 3 numaralı Ciğer Delen sıralamasıyla 5. koşuya geçtik. Handikap 15 mücadele, 4 yaş şaraplar, 1400 mesafede. Bakalım burada neler gelecek sevgili Tuncer'den. Yine sevdiğim handikap 15. Bayılırım. Yine Bayılırım. toplanmışlar bir araya. Birbirinden değerli Bunlar isimler. olmasa atlar para vermez. Ya öyle öyle doğru diyorsun. Ama yani o kadar şey ayarsız oluyor ki gruplar. Yani çok Bayılırım. enteresan. 4 isim önereceğim. Ayrımsız. Öncelikle 8 numaralı mavi sakal diyeceğim Gökhan Yeter Bektaş'ta. diyorum, daha fazla yazma. Nasıl? Yeter diyorum, daha fazla yazma. Bu bu, paylaştıralım. se bu sefer kazanır mı diyorsun? Kazanır evet. Evet. Yani en şanslı gördüğüm isim. Ama üstümdeki arkadaşa çok güvenemiyorum nedense. Yani bazen enteresan işler yapıyor. Yani geçen yarış yani Kahraman Efe zaten çok rahat kazanmıştı. O koşuda dördüncülük yaptı 15 kilosuyla. Yarın için çok daha uygun bir grupta yarışacak. 55,5 kilo ama çok şanslı olacağını düşünüyorum. 8 numaralı Mavi Sakal ilk sıradan önereceğim isim. Daha sonra 6 numaralı Minnak. Bir önceki yarışında güzel koşmuştu. Daha sonra bir yarışı Müslüm Çelik'le Savade 6 idi. Orada yani biraz da aradan dönmenin etkisi herhalde bir koşu iyi koştu. Arkasına çok da iyi bir yarış sergileyemedi. Neredeyse 3 saniye geri geldi aynı mesafede. Ama yarın çok daha iyi bir yarış bekliyorum ben Minnak'tan. Mertcan Çelik'le ikinci şanslı isim olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra biraz geriye giden bir formu var gibi gözüküyordu ama son çim ikinciliği bence iyiydi. 3 numaralı Kılıç Mehmet, Eray Çizik'le 3. sıradan önereceğim isim olacak. Son isim olarak da ağır kilo 60 kilo Vedat Abiş'le 2 numaralı Magnifik. Tabii vazgeçemiyoruz hiç. Gerçi Devam. vazgeçtiğimiz yerde gelmişti. Kazanmıştı. 2 numaralı Magnifik de bence yarışta son sıradan önereceğim isim olacaktır. Peki. 8 numaralı Mavi Sakal geldi sevgili dostlar. 6 numaralı Minnak, 3 numaralı Kılıç Mehmet ve 2 numaralı Magnifik sıralaması. Evet. 4 isim bizi 6. koşuya atmış oldu. Bir dakika dur. Mesaj var. Bülten çok bulanık. Acaba ben de... yenile. Sayfa yenile. Cengiz abi sayfa yenile. Erdinç Serbest de hayırlı akşamlar. Eşref kardeşim adamın dibi. Eyvallah. Benim kahraman. Ellerinizden öperim. Bol şanslar Tuncay kardeşim. Hayırlı akşamlar. Biz Tuncay'la Sağ olsun. ne demiş? Twitter'da bayağı muhabbet ediyoruz. Bu arada Evet. kolay da gelsin. İyi akşamlar mesajını yapmış. Çok Sağ teşekkürler. olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar olsun. Bence Daya'yı es geçmeyin demiş. 5 numaralı Daya'dan bahsetmiş. Beykoz'u Kadir Akdemir. Onunla ilgili bir iki cümle O varsa hem de yani aydınlatabiliriz. evet yani Daye yani aslında orijin olarak iyi bir safkan. Yani bir tane yarış gördü şeyden sonra 3 ay aradan sonra Bursa'da. Hani yarın içinde açıkçası yani bir iki isim önersem onu da ekleyebilirdim ama ben Burada 4 isimle geçeceğim. Yani yani isim olabilir olabilir. yazılabilecek yer varsa yazılabilecek isimlerden birisi diye Peki. düşünüyorum. Ya zaten burada kimi bıraksan o gelir gibi gözüküyor ya. Tuhaf bir yarış. Evet, tuhaf bir yarış gerçekten tuhaf bir yarış yani. Diyorum ya Dostlar. sanki para yapsın diye konulmuş yarış işte dediğin gibi. Tabii. 6. koşu ilk altı gelenin kapanış ayağı Cihangir koşusu. Kısa vade 8. Erkeklere ait bir koşu. 3 yaş İngilizler. 6 numaralı Mr. Big Shot ve 7 numaralı Quick ekip olarak sahne alacaklar. Bakalım Tuncer Bey'den neler gelecek? Veya ne Evet, gelecek? burada iki isim var da bir alternatif önereceğim. Burada alternatif önereceğim isim 9 numaralı Vaytan olacak. Yani dediğim gibi deklara büyük ihtimalle değişecek.
binecek isim Ahmet Çelik olacak diye düşünüyorum bugünkü gibi. Aynen. Mert Gökalp Arslan yerine düşüncem öyle ama tabii ki kesinleşmesi lazım. Bugün de oldukça geç değişti. İkinci alt turu başlarken neredeyse. Sistemin boşluklarından yararlanıyorlar işte, değil mi? Boşluklardan faydalanıyorlar evet. Yani bu şey Boşlukları dolduralım abi. böyle bir şeyden ceza alıp da tekrar hani böyle yürütmeyi durdurma falan ilginç ya. Gerçekten demek ki şeyde böyle adam falan Ben yaralansa şimdi şöyle yürütme söyleyeceğim. durdurulacak yine. Ahmet Çelik hakkında. Ben aslında bir tek Ahmet Çelik hakkında söylemek istemiyorum. Yani olabilir. Evet. Anlık bir hata olabilir. Pişmandır. Olabilir, Eyvallah. olabilir. Sonuçta şampiyon bir jockey kendisi ama örnek olması lazım. Bir. Tabii. İkincisi, Kesinlikle. böyle bir şeyin olması bence doğru değil. Şimdi Mert düşünürüz. Ve hatta bu jockey hakkında ne düşünürüz? Vedat Demir hakkında ne düşüncelerimiz değişir? Kariyer anlamında. Vallahi Bir de şu var. evet. Peki bir kere yaptı. Bir daha yapacağının anlamı değildir bu. Örnek veriyorum. Ahmet, Mehmet, Ayaz Karataş fark etmez kim olsa olsun. Tabii, herkes için. Bir durdurdun, bir daha yaptı. Ne yapacaksın o zaman? Evet. Bu sefer daha ciddi bir hasar oldu. O zaman o suçlusu kim şimdi? Tabii. Ama bu zannedersem mahkeme kararıyla yapıyorlar ya, mahkemede yani İşte bu şeye önlenmesi lazım. Ya yani böyle bir o evet, onu diyorum olayın değişmesi lazım. yani. Saçma. Saçma Enteresan. yani. Yani şurada bir de şimdi bugün Vedat Demir rapor alıyor. Bilmiyor. Yani neye göre bu raporlar neye göre veriliyor ben de onu anlamıyorum. Yani Vedat Demir bugün ne Rapor artık olarak çok kolay. rapor aldı? Yok Rapor yani almak ama saçma değil mi? Yani o zaman kapsamlı şunu millete söylüyorum. sağlık raporu göstersinler yani. Hani neyi var bu adamın da Şunu söylemek bilmiyorum. istiyorum. Biz işin içindeyiz. Dün dedik ki Ahmet Çelik binecek Evet. bunlara. Bu Tabii bir tabii. tweet'te atıldı, Tabii o bariz dillendirildi. belliydi. Peki benim dayımın ne suçu var? Bundan haberi yok. Ya bu koşuda ben bu adamı oynamam diyor. Ve Evet. kaybediyor bugün. Ve bugün Kesinlikle. kaybetti. Bu adamın ne Kesinlikle. suçu var? Tabii. Bir de çok geç değişiyor. Yani çok geç Evet. değişti mesela. Evet. Yani Bu şey mi? ilk Yağdı. altılı başlarken neredeyse. Neyse. Olmaz. Yani kulübün de biraz bu konularda yarış severde kollaması gerekiyor yani. Yok canım. Aa, lütfen, lütfen, lütfen. Yani normalde öyle. Öyle. Boşver sen. Öyle düşünüyoruz ama neyse. Da kazanır abi. Evet. Gidelim biz Yani. detaylarına Yani. takılmayalım bari. Evet. Yani son yine sentetiğe göre değerlendirdiğimiz için son Evet. yarışında Papagallo ve Emil Kuryak arkası üçüncülüğünde gayet iyi gözüken bir Vaytan vardı ki sonlarda çok güçlü geldi. Papagallo zaten gayet iyi koşmuştu. Dereceler de gayet iyiydi bence. Bu isimler için son 800'de dersem 46 47 o civarlarda. Yarın için Van Vaita'nın bu grupta yani uygun çok uygun bir grup. Kazanması gerektiğini düşünüyorum. Alternatif banka olarak vereceğim 9 numaralı Vaita'nı. Yani at yazmak isteyenlere de bir ikili gibi de olabilir. Yanına at yazmak isteyenlere de 4 numaralı King of the Wind diyeceğim. King of the Wind de bence İstanbul'da tabii ki görmedik. Hep Antalya'da koşan bir isimdi bu sezon. Biraz da ara verdi ama İstanbul'da çalışmaları var. Hiç de görmedim ama çalışmaları iyi gözüküyor. 800'lük işlerle hazırlanmış. Son yani şeyde İstanbul'da 800'lük ve 400'lük işlerle. Ama dediğim gibi sentetiği yapabilen bir isim. Önceden kazandığı 1300 metrelik yarış vardı Antalya'da. Gerçekten o gün için bence çok güzel bir yarış kazanmıştı. Bir yarışında çok fazla yağış vardı. Ondan dolayı bence Vedat Abiş çok da şey yapmadı. Yani yağış o sırada çok yağıyordu. O nedenle çok fazla atın sıkıntı yaşamasını istemedi bence. Son yarışında da yine Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. Yani grup çok şey değildi ama ya bir Alkyone'yi falan geride bırakmıştı. Anadolu Sevdası ve Alkyone'yi. Yarın için de ben
iyi bir yarış bekliyorum. Yani 9 numaranın beklenildiği gibi koşamaması halinde 4 numaralı King of the Win devreye girer gibi geliyor bana. 9 dediğim gibi alternatif banko, daha sonra da 4. Peki. 9 numaralı White Can alternatif bank oldu sevgili dostlar. Tek ciddi rakipte 4 numaralı King of the Win olarak yazmış olduk. Bu arada bültenin bulanık olduğunu söyleyen bir kişi daha geldi. Doğan abi de şey bülten mi gerçekten? Ben şimdi o zaman 7. koşuyu değerlendirmelerini sana verdikten sonra Gibi yap yani, yapacağım. normal. Ve kontrolümü sağlayacağım ben de. Tamam. Benim bildiğim boşlukları dolduralım camide söyleniyor daha çok demiş. Abi yani hani boşlukları orada doldurup hak yemeyin yani. Birazcık hak yememeyi öğrenin yani. Orada boşlukları doldurup hak yememeyi öğrenin yani. Esas amaç o. Demiş ki Jockey Kulübü bayağı saçma sapan işler yapmaya başladı. Millet buraya para veriyor demiş. Abi Başladı onlar hani yani. şey gibi düşün, işletmeci. Ya evet. Döngü Baya dönsün. başladı. Akıcı bir şekilde hani dışarıda olanlar beni ilgilendiriyor. Kapalı gözlüğü takmış. O kadar Evet. onu etkilemiyor aslında ama bazı yerlerde koruması gerekiyor. Ya Şey gibi düşün. gerçekten. Biz mesela kahvecilik yaptığımızda çok eskiden oldu zaman şimdi. eğer oyuncu sigara istiyorsa biz ona kendimiz Verin. verirdik yani. Kalkmasın. Çayını Tabii yemeğini. şey o zaten. Bakardık Taktik o. yani. Racon buydu yani. Evet. Genel O yüzden olarak şeylerde odur zaten. işte eski usuldeki gibi olması gerekir. Ama bazı şeyler vardır. Mesela işte şirketleşen pastane grupları, yemek grupları gibi gıda üzerine işletmelerde ben çok bu iş üzerinde çalıştığım için hani birazcık böyle holding havasında bürünüp de franchise kısmında, işin franchise kısmında etkisiz kaldıkları bu yeni bir adettir. Ben bir gün hatta Evet. şöyle bir mevzu oldu. Bir simit işiyle uğraşıyorduk biz. Patron mevzusunda ya bir şey eksik oldu. Hafta sonu çalışmadıklarını söylediler. Dedim ki ya siz simit satıyorsunuz. Simit. Bu simit Yani. her zaman olacak. Gelecek. Aynen, ne demek ya, hafta sonu Yani çalışmıyoruz neymiş? saat akşam 5 çıkıp gideyim yok. Sen hani masada masa başı çalışanlar ayrı bir şey. Bek arka planda çalışanların aktif olması lazım devamlı. Para kazanmak istiyorsan Bir de boşluk olma. simit olayı Boşluk mesela olma. sabah köründe yapılır ya, şey yani, Ya inşallah batarsınız demiştim. Battılar zaten. Battılar. ben Bir çok suya restoran işletirken ben çok böyle sabaha karşı şey, hani simit poğaça aldığımı hatırlarım, hep sabah erken açarlar şeyler yani, fırınlar şeyler, tabii. simit Ya şeyleri 3-4 açman lazım hani. abi. Tabii. Yani o saatlerde çok almışımdır yani, sıcak sıcak. Ya Şimdi demem canımı çektirdin yani, simit dedin. emekhanı sadece ben döngüyü hazırlayayım her şey güzel bahisler güzel dönsün. Ondan sonra yok Evet. işte bilmem bayiler falan. Mesela bayiler de geçen bir eylem yapmışlar galiba. Ona kadar haklılar abi. Adamları bak sabah 8'de başlıyor yarış. Gece 12'ye kadar. Bir işçi alsalar yanlarına çalışan makinist. Abi nasıl maaş verecekler bu primlerle? Çok zor, çok zor. Ayıp Yani ya. Ayıp ya. Hep bana olmaz abi. ganyan bizim burada var mesela, şey hani çaydan maydan para kazanmaya çalışıyor adam, ne yapsın yani, şey gibi yapmış, kafe gibi yapmış, bir yandan oyun Aynen oynatıyor, bir yandan öyle. çay falan satıyor adam mesela. Aynen öyle. Ya Hani biz de nereye geldik ya. Dur neyse. ama gerçekten sorunlar var ya, bunlara kulak Altılı tıkamamaları dağılıyor. gerekiyor. Altılı dağılıyor. Dur. Biz bayağı daldık. İyice muhabbet üzerinde bu iş ya. Yorumları geçtik ya. Evet, sen şeye bak istersen, o O zaman hakkın şöyle söyleyeyim. yani. Ben hemen 8. koşu yok. Düzeltiyorum. 7. koşu kısa vadede 8. Atilla Medilli koşusu dostlar. 1500 Evet. sertifikte olacak. 4 yukarı aşağı İngilizler. Bülten olmayacak çünkü ben komple çıkıyorum. Lütfen sen detayları aktar. Ben tamam. Evet. Burada günün önemli yarışlarından birisi tabii sentetik pistteki 1500 metrelik mesafede kısa vade 8 Atilla Midilli koşusu.
Ben öncelikli olarak geçen yarışını çok beğendiğim sezon boyunca da pek dinlenmeden devam etti ama son yarışında oldukça güzel bir şekilde kazanan ve koçunun da tek dişi ismi olan 8 numara Bonnie Bomb benim en şanslı gördüğüm isim. Hani biraz kilo avantajı da var ufak tefek de olsa. Burada aradan gelecek iki tane isim var. Yani aradan gelecek derken tabii ki sezon arası yani kış sezonunu değerlendirmediler. Ben Bonnie Bomb'u ön planda değerlendireceğim. Daha sonra 4 numaralı Harlan Draka diyeceğim. Harlan Draka da gerçekten güzel orijiniyle geçen gün kardeşi de son koşuda iyi bir şekilde kazanmıştı. Onun Aranes miydi? O da güzel bir yarış kazanmıştı sentetikte. Ben Harlan Draka da geçen yarışını hani oranına rağmen tribünler yani sahada daha da yani %28 çıkmasına rağmen çok daha fazla tutulan bir isimdi kesinlikle. Yani çoğu kişinin oyununda tek gördüm. Ama iyi bir şekilde kazanmıştı. Kilosu biraz tabii daha hafifti. 53,5 kilo ile katılmıştı o yarışa. Ama dediğim gibi iyi bir safkan. Ben ikinci sıradan Harlan Draka'yı değerlendireceğim. Bu sefer Ayhan Kurşun'la start alacak. Kilosu artsa da gidişatta da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra geçen senenin son dönemde flash safkanlarından biri olmuştu. 7 numaralı Time to Shine 6 aylık aradan sonra gelecek ama Halis Karataş da yine iyi bir şekilde dönmesini bekliyorum. Hani çalışmalarında da iyi gözüküyor. Ben bu grupta yine değerlendireceğim isimlerden birisi olacak. Arasına rağmen 3. sıradan. Daha sonra son zamanların flash isimlerinden 2 numaralı Make A Fire tabii ki son yarışında çok ağır kiloyla katılmıştı Harlan Draka'nın kazandığı yarışta ama yine de o kilosuna rağmen çok iyi bir yarış çıkartmıştı. Yarın yine 60 kilo ama o kadar kilo farkları olmayacak. Akın Sözen'le yine çok şanslı isimlerden birisi olacaktır. Son isim olarak da 1 numaralı Boran diyeceğim. O da son Antalya'da katıldığı sentetik yarışında çok etkili koştu bence. Çok güzel bir yarış çıkarttı. Son isim olarak onu önereceğim. 1 numaralı Boran. Bu 5 isimle ayrımsız bir şekilde yazıp geçeceğim. Sıralı bir rakam alabilir miyim? Tabii 8, 4, 7, 2, 1. Tamam. Ben de teknik kontrolleri yaptım dostlar. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Eğer hala varsa yenileyin. Sayfanızı yenileyin ya da çıkıp tekrardan girin. Lütfen diyerek 8... Aa, yanlış ayakta kalmışım. Hemen düzeltelim dostlar. Çıktım geldim ya. Orada kalmış. 8 numaralı Bonnie Bomb ilk sıradan geldi. 4 numaralı Harlan Draka. 7 numaralı Time to Shine. 2 numaralı Make A Fire ve 1 numaralı Boranes sıralamasıyla kendimizi 8. koşuya attık. 3 yaşlı İngilizler, Maiden mücadele 1500 sentitikte ve 10 isim var. Hadi bakalım, bol şans. Evet. Ben evet Maiden'larda bu sefer tekleri buldum ama yine burada da bir banko önerim olacak. O da 5 numaralı Latios olacak. Son 2 yarışı uzun mesafeydi gerçi. Ama yani Maiden'da geçirdiği at iyi bir safkandı. End time'a geçilmişti. O koşudan sonra da bir handikap 14 10, pardon handikap 15 yarışta yine aynı mesafede koştu. Bence çok beklentimi karşılamadı. O gün içinde Flawless Power'ı tutuyordum zaten. Bayağı önde durduğum bir isimdi. Son metrelerde Gold Cash'e geçildi. Filatios ikinci sırada kaldı. Şey, üçüncü sırada kaldı. Ama ben yani çok daha tecrübeli isimlerle koştu. Orada iyi isimlerle koştu diyeyim daha doğrusu. Yarın için bu grupta benim Ayhan Kurşun'la banko olarak önereceğim isim olacak. Biraz mesafe kısaldı ama bu mesafede de ben kazanacağını düşünüyorum. Latios'un bu gruba göre daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Latios'u banko olarak önereceğim. Peki. 8. koşuda Banko geldi yine Maiden mücadele dostlar. 5 numaralı Flat Yos Bankosu geldi.
Varsa ikili rica edelim, yoksa Ya şöyle yani arkasına bence 3-4 isim girebilir ama yani en sürpriz olabilecek ismi ben söyleyeceğim. 10 numaralı Fefetuka bu sefer daha iyi koşabilir diye düşünüyorum sen. Yani bir yarış koştu ama çimde hiçbir varlık gösteremese de bu yarışında ben Fefetuka'dan açıkçası daha iyi bir yarış bekliyorum. Cazip bir ikili olur. Onun dışında zaten belli isimler var diye düşünüyorum. Burada Zagora, Bianca, Ekaraş zaten arkasında olabilecek isimler ama ben Fefetuka ile bir oyun tercihim olur diye düşünüyorum. Çünkü Karavetar'ın annenin kardeşi. Ben geçen yani çim pistte biraz babadan tabii çim olabilir diye düşünüldü ama çok fazla düşünmediğim bir isimdi geçen yarışında ama sentetik pistte daha farklı koşacak diye düşünüyorum. Evet. Yine bir şey oldu herhalde. Donma oldu zannedersem. Eşref. Selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam. Evet, geldim. İkiliyi aldık. 10 numaralı Fefe Tuka geldi ikili noktasına sevgili dostlar. Çıkıp geldik bu hani bağlantı buluyor konusunda. Çıkıp geldim. Mesajları biraz atladım galiba. Onlara bir bakayım da ayıp olmasın. Şevket abi Jockey Ahmet Çelik'e verilen ceza az. Bir de yürütmeye durdurma veriyorlar. Tuhaf bir durum. Aynı durum. Yabancı ülkede olsa Jockey kariyerini bitirirler demiş. Evet. Başkan bunları bilmiyor mu? Neredeyse yarış bitecek. Jockey değişikliği oluyor. Yazık demiş. Evet. Aynen öyle abi. Erdem Ya Moğdaylar ilginç. gelsin arkadaşlar demiş. Hepinize kazıyoruz. Fikir Sağ verinize olsunlar. kalın abicim. Teşekkür Eşim ederiz. sen çayı çok sevmesin, sigara da içmesin. Nasıl kahvecilik yaptın demiş. Yaptık abi işte ya. Belki o işi hani onun içinde olduğumuz için. Aslında burada hani İstanbul'dayken çok çay içtiğim gözükünce şey, çok çay içiyorum zannettiler ama halbuki iki taneden fazla çay içmem. Kahvaltıda da. Gün içerisinde bir arkadaşlarla çok zor çay içerim. Pek bir şey içmeyi Ben sevmiyorum. Su içerim ben. Bol bol su içerim. benim dayım kahve Seviyorsun. işletiyordu şeyde Çorlu'da. Yani ben kahveyi hiç sevemedim ya. Kahve olayını bir türlü şey yaptığım bir olay değil ya. Yani böyle kahveye gitmişliğim çok azdır ya. Dayım mesela orada olduğu halde hani bir şey varsa giderdim, gidip oturmazdım yani. Ne bileyim bir ısınamadım ya. Yani insanların ısınamadığı şeyler oluyor ya. Ben de sigara çok sevmediğim için herhalde ondan. Çok fazla sigara içilirdi eskiden. Ondan Aynen dolayı aynen fazla şey sigarayla aram yok. aynen. Azmantor için fikrini sormuş. 7. koşuda 3 numaralı Azmantor. Onunla Evet. ilgili Necati O da Güler'i kırmızı. evet. O da 5 aylık bir yerden geliyor. Aslında o da fena bir isim değil. Hani çalışmaları da çok kötü değil ama ben biraz geri planda görüyorum. Yarın. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şansınız bol olmuş. Bol olsun demiş Asi Kral. Sen de hoş geldin diyerek Teşekkürler. şuna geçelim dostlar. Nadas koşusu önemli bir koşu. Kısa vadede 9 dişlere ait. 3 yaşlı İngilizler sahneye çıkacak. Bakalım 16 isim arasında Tuncer'de neler gidecek. Evet. Yine 6 isim var. Yine 4 ismi öncelikli önereceğim. Normalde hani ön plana çıkan bir isim var ama yarış çok kalabalık ve dişilere ait. O nedenle ben ilk isim olarak sadece önereceğim. Sentetik olarak düşünerek tabii konuşuyorum. 14 numara Sofia Neya. Geçen yarışında çünkü yaptığı ikincilikte sonlarda çok diri girdi fotoğraya. O gün için Alanya çok iyi bir yarış çıkarttı. Yani çok rahat kazandı zaten ama Sand of Summer ve Dagmar'ı geride bıraktı son metrelerde. Erkek rakiplerini. O nedenle benim ilk önereceğim, daha ön planda önereceğim isim hatta hani kuponlarda tek bile olabilir diye düşünüyorum. Yani şey misli kuponlar diyeyim. Sofia Neya ile oyun denenebilir diye düşünüyorum. Ama yine de önereceğim isimler var. Son yarışında yine iyi bir yarış çıkarttı Steel Queen. Sentik'te farklı koşan bir isim.
Muhtemelen kendi atı koşmasaydı Mehmet Kaya'nın yine tercihi olabilirdi diye düşünüyorum. Akın Sözen'le bu yarışa katılacak. İkinci sıradan 16 numaralı Steel Queen'i önereceğim. O da 7. starttan çıkıyor. Fena da bir yerden çıkmıyor ortalardan. Daha sonra 15 numaralı Special of Forces zannedersem yine değişen bir koşuydu ki Sentinel'i koşmuştu, kazanmıştı. Çok kaliteli bir isim zaten ama ilk yani başladığı yarışında İzmir'de fena çıkmadı ama yarış içinde biraz sıkıntılar yaşadı diye düşünüyorum. Bugün için Özcan Yıldırım'la. Son metrelerde de çok fazla etkili olamamıştı. Yarın Dilbağ takısı geldi. Ama ben oyun için sanki yarış içinde çok fazla şey olamadı gibi geliyor bana. Yoksa daha önce de Dilbağ olmadan koştuğu yarışlarında çok rahat yarışlarda kazanmıştı. İzmir pistinde özellikle. Daha sonra İstanbul'da koştu, Bursa'da koştu. Oralarda da biraz daha böyle bariyer dibini seven bir safkan diye düşünüyorum. Special of Forces. Yarın da üçüncü starttan çıkıyor. Özcan Yıldırım tekrar biniyor. Bence etkili olacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi bir isim. Ama sentetikte bakacağız yine. Tabii ki iyi isimler var. Üçüncü isim olarak önereceğim. Daha sonra 6 numaralı Mesmerized bir koşu kazanmıştı. Birinci ayda. Daha sonra üçüncü ayda koştuğu koşuda Charcheres ve Prince of Darkness arkası bir üçüncülük aldı. Ben yarın çok daha iyi bir koşu çıkartacağını düşünüyorum onun da. Bu sefer Vedat Abiş de start alacak. Ama Ankara'dan gelen bir isim. Ben yarın yine iyi bir yarış bekliyorum. Bu dört isim öncelikli bende. Ama iki isim daha önereceğim. Geçen yarışında çok fazla istediği gibi koşamadı. 9 numaralı Prenses Sylvester. Yarın için onda da bir kere o geçen yarışında işte kulaklık takısıyla yarışmıştı. Daha önceden starta kadar kulaklık takıyorlardı. Burada kulaklık takısından da belki etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Çıkartmışlar yarın için. Yarın daha farklı koşabilir diye düşündüğüm bir safkan. Beşinci isim olacak. Daha sonra da 3 numaralı Atomic One. Geçen yarış dışından gelen ve yarışı kazanan safkanın içinde kalınca çok fazla etkili olamadı o da. Ama son metrelerde çok da kötü gözükmedi aslında. Beşinci kalmasına rağmen iyi bir yarış çıkartmıştı bence. Yarın için Hışman Çizik de o da son sıradan önereceğim isim olacak. 5 numaralı Atomic One. Yani bir önceki kazandığı yarışa göre daha kötü koşmuştu. Yarın için ben ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 3 numara değil mi? 3 numara evet Atomic One. 5 dedin de tamam ya da ben yanlış anladım. Şimdi ne dedik? 14 numaralı Sofyan'a ilk sıradan geldi dostlar. 16 numaralı Steel Queen, 15 numaralı Special Horse ve dördüncü isim kimdi? Dördüncü isim 6 numara. Mesmerized. 6 numaralı Mesmerized. Mesmerized. Bu dört ismi ayırdık dostlar. Ben niye aşağı kafam takıldı ya? 14, 16, 15 ve 6 sıralaması önceliğini aldı. Çizgi çektik. 9 numaralı Prenses Sylvester ve 3 numaralı Atomic One oldu sevgili dostlar. 5. ayakta 10 ve 5 ikisi uygundur demiş. Eyvallah abi. Ağzınıza sağlık olsun. Bol şanslar dilerim herkese demiş. Eyvallah. Deha Elif ve Tuncer'im. Yarın çimler yine kuma dönerse işler karışır gibi ki Cengiz abi biz Öyle sentetik piste zaten. görev verdik. Sentetik piste görev verdik. Şu an için durumumuz bu şekildedir. Ve kapanışa geldik dostlar. Kapanışta da tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Tuncer'e de tekrardan teşekkürler. Emeğine sağlık olsun. Ben teşekkür ederim. Son sözü ona vermeden önce Bursa programımızı tekrar izlemek isteyen dostlarımız Bomba Split ve Tezi serisinden üye olarak bize destek vermelerini ve bu şekilde yayınlarımızı takip etmelerini rica edeceğiz. Ve hala abone değilseniz de abone olarak destek verip beğeni yapmayı da unutmuyoruz dostlar. Yine Tuncer'i de takip etmek için
Yarış Çağat çizgi 79 yazarak kendisini takip edebilirsiniz Twitter üzerinden diyerek zaman zaman yapmış olduğu ücretsiz tahminleri de takip edebilirsiniz dostlar diyorum. Ve kapanışta sözü sana bırakıyorum. Evet, bugün Cemil sormadı at. Ona şaşırdım. Genelde bir Evet. şey yapardı. Bir isim sorardı. Damlardım. Damlardım. Evet, o şey aralarda kaçmış olmasın. Cemil'e ve sana çok teşekkür ediyorum yine. Bize bu yayında yer verdiğiniz için güzel bir şekilde yine aile ortamı gibi oluyor zaten. Rahat rahat şey tahminlerimizi de veriyoruz. Bizim için gayet iyi oluyor. Yarın için de bol şans diliyorum. Artık çim piste kavuşalım diyorum. Yani gidiyoruz şey kış sezonu gibi sentetik pistteki yarışları seyrediyoruz. Açıkçası böyle geçen gün de yazdım zaten artık gına geldi. Neredeyse sentetik izlemekten. Yarın da muhtemelen öyle olacak. Bilmiyorum yani inşallah bir an önce çim pistte kavuşuruz. Güzel yarışlar izleriz. Yine Bursa'da, İstanbul'da herkes için güzel bir yarış günü olur diye düşünüyorum. Herkese dediğim gibi bol şans ve iyi geceler diliyorum. Peki çok teşekkürler. Sizler de dostlar kendinize çok iyi bakın. Son mesajlar. Selam hayırlı geceler. Olmadı gene usta. 5'te kaldı demiş. Sağlık olsun Aylin abi. 10 numara için yorum alabilirim. 10 numara mı? Kapatıyoruz abi. Kepengi tam böyle kaldı mı yani? Ne iki ekmek mi? Tamam bir saniye falan. Müşteri haklıdır her zaman. 10 numara tek atacağım. Lütfen yorum. Ha, bak 2 tane 10 numara geldi. Abi Tunceli yola sen Hangi kolay. on numara? Güzel. Ray of Light. Ray of Light. Halis Karataş. Ya sentetik olarak biraz daha şey çim olsaydı çim olursa dahil edebiliriz. Ama ben sentetikte daha iyi isimler olduğunu düşünüyorum. Peki. Ağzına sağlık olsun. Yorumlar için teşekkür etmişler. Hayırlı akşamlar. Harika insanlarsınız. Umarım İstanbul'da bir gün Teşekkür ederim. karşılaşırız. Abi İnşallah. hiçbir şey olmazsa Gazi günü. Bu kelparlıyor gerçekten. Hiç merak etme. Son müşterileri de gönderiyoruz. Memnun gönderelim bari dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Şansla kalın, hoşça kalın. Sağlıkla kalın.